Ulan Muhsin. Ne yapıyorsun be? Asıl sen ne yapıyorsun? Püskürdüm. Püskürteceğim ben seni. Ne? O kadını sen getirdin mahalleye. Sen başımıza musallat ettin. Kim? Şenay. Kendi geldi. Ben getirmedim. Şehadet getir. Yeter ya, of ya, yürü git, bas git ya. Ortak dedik, bağrımıza bastık, gelmiş. Ortak mı ortak değiliz biz seninle? Pis yuva yıkıcı. Attırma tepemin tasını şu ayıp, ne diyorsun sen, anlamıyorum. Bir yürü git, yuva yıkmak değil benim işim. Evlendiririm herkesi biçim biçim. Yo, yo, yo. İyi alt ettin. Evlendirdin kadını, gelmiş şimdi Ayşe'ye götürmek istiyor. Yo, 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 ben yapmadım, ben ona ev falan bulmadım. Ha? Ayşen mi? Nasıl? O kadın Baldo'nun annesiymiş. Ne? Abi Perihan ablayı mı aldatmış? O nasıl mantık yürütme lan? Salak salak konuşma, öyle değil. Abo. Şimdi ne düşündün acaba ya? Başta belliydi. Bizden olmazdı yani, kendimizi kandırmayalım. Belli ki siz bu yalanlara devam edeceksiniz. Ama ben artık çok yoruldum. Hayatta neyi nasıl yapacağımı bilmezken bir de bunu düşünemiyorum ben. Sen ne tam sevebiliyorsun, ne de vazgeçebiliyorsun. Sorun benden yani, öyle mi? Hayır. Sorun sadece sende değil Ateş. Sorun bizde. Görmüyor musun Ateş? Nereye gittiği belli olmayan bir ilişki içerisindeyiz. Bunun tek sorumlusu ben değilim Ayşe. Bana güvenmeyen sensin. Ama ben bunu en başta da söyledim sana. Ben insanlara güvenemiyorum. Ben sana güvendim ama. Evet, bir sürü ilişkim oldu ama ben kimseye içimi açmadım. Kimsenin yanında ağlamadım. Kimseye aşık olmadım. Ben sana en özel anılarımı anlattım. Baba yaralarımı açtım Ayşe. Ben sana güvendim. Ama sen bana bunu anlatmadın. Ben sana söyledim Ateş. Bana acımandan korktum dedim. Sen bana acıdın yani, öyle mi? Saçmalama. Keşke acısaydın be Ayşe. Çünkü acımak da merhametten gelir. Bu adam benimle dertlerini paylaştı. Beni dermanı gördü deyip acısaydın keşke. Belki o zaman bunun o kadar da kötü bir şey olmadığını anlardın. Belki o zaman acıya acıya, kanıya kanıya da olsa birbirimizin yaralarını sarardık. Bu mesele aramızda sır olmasaydı, bugün bu durumda olmazdık Ayşe. O kadar fotoğraflara baktık. Anılarını anlattın bana. Orada bile söylemedin. Ne yapayım Ateş, ben de böyle biriyim. Hayatta her şeyle aynı anda savaşamıyorum ben.
ikimizin bu aşktan vazgeçmesi gerekiyordu Ateş. O da ben oldum. Ayşe, ne diyorsun? Çok üzgünüm. Artık benim kendimi düşünmem gerekiyor. Hoşça kal. Yapıyorum ya. Geç kendin yap. Ya ne var ya, bir yatak yapacaksın. Kuzenin değil miyim ben senin ya? Misafirim şurada. Ben mi yapacağım yatağı? Kızım, koskoca kızlar olduk artık. Yaparsın sen. Ben gidiyorum. Bana bak. Hı. Sakın aşağı falan ineyim deme. Bak zaten ortalık karışık. Aman diyeyim. Tamam canım. Beni ilgilendirmez zaten el alemin işi gücü. Çok da ilgilenmiyorum zaten. İyi. Evet. De bir şey diyeceğim. Bir ince bir söylesem mi? Bir tuhaflık var çünkü. Amcam isteme dedi falan dedi. Benim biraz kafam karıştı. Sen bak o konuyu hiç girme, tamam mı? Sakın böyle kulaklarını tıka, ağzını kapa falan. Görmedim, duymadım. Anladım. Heh, sen hiçbir şey bilmiyorsun. Da. Teknik olarak zaten bir şey bilmiyorum. Bir şey söylesen bana, çünkü ben pot kırarım, beni biliyorsun. Pot kırmayayım diye. Zamanı gelince öğrenirsin. Sen git yat, uyu, uyu. Hadi. Ses de çıkarma. Bir yatak yapacaksın, altı üstü bir yatak yapacaksın. Amma söylendim, ben niye yapıyorum senin yatağı? Kim yapacak benim? Tamam, ben mi yapacağım benim yatağı?